O zaman hocam mideyle de kişinin şikayeti geliyor ama kalp kriziyle diyorsunuz. Kola vuruyorsa belki de ortopediye gidiyoruz, belki de beyin cerrahisine gidiyoruz. Evet. Doğru mu hocam? Halk arasında sol koldan özellikle bir korku var. Onu söyleyebiliriz. O konuda ciddi bir bilinç oluşmuş. Hatta ortopedik problemler için kalp doktoruna gelme daha çok oluyor. Evet. Ama mideyle ilgili mide şikayeti şeklinde ne yazık ki değişik branşlara başvuranlar oluyor. Bu anlamda bir gecikme oluyor. Fakat şunu net olarak söylemek gerekir. Gerçek bir kalp krizi, standart bir kalp krizi, ortalama bir kalp krizi, yani hastalarımızın %80'inde görülen kalp krizleri kendini belli ediyor ve hastamız aslında bunu anlıyor. Sağında solunda olan yakınları mutlaka bunun bir kalp krizi olduğunu aslında anlıyor. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz şey biraz istisnai vakalar için, belirtileri biraz düşük olan, biraz daha karmaşık olan, çözülmesi zor olan hastalar için bu örnekleri veriyoruz. Elbette %80'i hastalarımızın doğru bir şekilde kendileri zaten ilk anda teşhis koyuyorlar kendi kendilerine ve yakınları da aynı şekilde hızlı bir şekilde sağlık sistemiyle, özellikle 112 ile temasa geçtikleri takdirde olası gecikmelerin önüne geçilebiliyor rahatlıkla. O zaman sinyale vücudumuzun dikkatini çok önemsemiz gerekiyor. Özellikle vücudumuzda istem dışı bir sinyal var ve o an panik şüphe kendi kendimize değil mi hocam? Evet. Ağrı geldiği zaman onu hastadan iyi anlayacak kimse yok. Evet. Sadece burada sorun bazen hastanın doktora veya yanındakilere bunun aktarımında sorunlar olabiliyor. Onu da tecrübeli bir hekim lazım. Elbette evet. Hastanın tabir yerindeyse ağzından kelimeleri alarak teşhisi koyması gerekiyor. Gerçek bir kalp krizi zaten ben buradayım geldim der hastaya. İşte şüpheye kapılıyorsak mutlaka değerli hocalarımıza vakit kaybettirmeden ilk müdahale erken teşhisten faydalanıyoruz efendim.